Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Türk dünyası, Özbekistan. Türkiye-Özbekistan ilişkileri her geçen gün daha da artmakta. Özbekistan Türkiye ile ilişkileri geliştiriyor, Türk dünyası ile ilişkileri geliştiriyor ama bunu istemeyen, beğenmeyen, bunun böyle olmasını istemeyenler Özbekistan'ı karıştırmak için çaba sarf ediyorlar. Ve DAEŞ Özbekistan'da da ortaya çıktı. Özbekistan'a saldırı gerçekleştirdi. Şimdi bu iddialar dünden bugüne devam ediyor. Sebep ne? Sebep Ukrayna, Rusya, orta süren gerilimler, Amerika, NATO, İngilizler, bir taraftan da Türkiye önderliğinde Türk dünyasının birleşmesi, daha da ileriye gitmesi. Bunun böyle olmasını istemeyenler Afganistan'dan bu tarafa atışlara başladı. Afganistan tarafından Özbekistan'a saldırı olduğu iddia ediliyor. Şimdi Özbekistan son dakika yaptığı açıklamada bunun böyle tam da olmadığını söyledi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bunu kabullenmedi. DAEŞ bize saldırmadı falan dedi. Şimdi Özbekistan esasen kendi çerçevesini, kendi penceresini korumak istiyor. Hani dışarıya karşı kendisini zayıf göstermek istemiyor. Bu mu? Ya da farklı farklı konular mı? Farklı farklı durumlar mı? Ama bu iddiaların da Özbekistan'da ortaya çıkması hiç ama hiç iyi bir şey değil. Bunun tedbirini ve önlemini Türk dünyası olaraktan, Türk Devletler Teşkilatı olaraktan hep beraber alınması lazım ve inşallah alınıyordur. Bir taraftan Afganistan'da doğan boşluğu değerlendirmek isteyen Amerika'sı, Rusya'sı, İsrail'i, İran'ı, osu busu Türk dünyasına karşı hareket yapabilir. O bir taraftan Afganistan'dan Pakistan'a karşı hareketler yapılabilir. Zaten yapılmaya başlanmıştı. Bunların haberini size yapmıştım. Birçok noktada yeni yeni yerler kaşınmak, yeni yeni yerlerde ateş yakılmak isteniyor. Bu ateşi yapmak isteyenler ortada belli. Johnny'si, Moskov'u, Pers'i, uzun bacaklı İngilizleri, Chan Chin Chon, Çin'i ve diğerleri. Türkiye, Afganistan'da varız, Pakistan'la da beraberiz. Diğer coğrafyalarda, Türk dünyasında bir ve beraberiz. Afganistan'da olmamız gerektiğini her daim söylüyoruz. Zaten Afganistan'dayız. Çünkü Afganistan, Doğu Türkistan'ın kapısı. Güney Türkistan. Güney Türkistan'da bizim soydaşlarımız var. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Güney Türkistan bayrağıyla geziyorlar. Bizler Türk'üz diye bas bas bağırıyorlar. Onları nasıl yalnız bırakabiliriz? Amerika, İsrail, o şu bu. Nereye müdahale etmek istiyorsa önce oraya bir tane sözde örgüt gönderiyor. DAEŞ'i geliyor, El-Kaide'si geliyor, Boko Haram'ı geliyor, o geliyor, bu geliyor, şu geliyor. Tabii bunların hepsi CIA'nin, Mossad'ın, onun bunun elinde kurulan sözde örgütler. Ve onlar istenilen ülkeye yerleştiriliyor. Önce onlar orada iş karşılığı çıkarıyor. Ardından hop Amerika oraya demokrasi götürüyor. Hop Amerika şuraya demokrasi taşıyor. Yesinler sizin demokrasinizi. Şimdi gözleri Türk dünyasında. Özbekistan yalnız değildir. Irak. Irak'tan Türkiye'ye nota. Ne yapıyorsunuz? Ne işiniz var bizim sözde topraklarımızda falan filan tıngır tıngır. Irak, Bağdat yönetimi 2 gün sonra Türkiye'ye nota verdi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi çağrılaraktan ona nota verildi. Ver. İstediğin kadar nota ver. Peki notayı niye verdi? Çünkü Türkiye 2 gün önce İran kuzeyinde geniş çaplı bir operasyona harekata başladı. Esasen oralar bizim misak-ı milli hudutlarımız, sınırlarımız. Yabancı bir yer değil. Şimdi İran Türkiye'ye verdiği nota, 2 gün sonra verdiği nota esasen mealen şudur. Tamam, Türkiye harekatı ve operasyonu yapıyor. Kabul ettik, aldık. Biz karışmıyoruz. Türkiye ne derse o. Onun bir mesajı Irak tarafından Türkiye'ye verilen. Aferin Irak, aferin. Pençe kilit operasyonu İHA'larla, SİHA'larla, jetlerle, helikopterlerle, özel kuvvetlerle, bordoberelerle, komandolarla yerinde başladı. İran kuzeyinde Musul, Kerkük, Tusurmatı, Türk dünyası bize selam duruyor. Biz de onlara selam duruyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Bölgeler tertemiz yapılıyor. Cencek gibi yapılıyor. Her tarafta temizliğimizi yapıyoruz. Ve şu sevgili dostlar çok önemli. Bu harekatlarda önceki yıllarda yapılanlar değil. Yani bundan 20-30 sene önce yapılan harekatların bir benzeri yapılmıyor. Peki ne yapılıyor? Harekatı yapıyoruz ve harekatı yaptığımız, temizlediğimiz yere üstlerimizi kuruyoruz. Orayı inşa ve ihya ediyoruz. Tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Okullar yapıyoruz. Yollar yapıyoruz. Köylerin yollarını temizliyoruz. Ne diyoruz buna? Aynı Suriye'de olduğu gibi bir benzeri de İran kuzeyinde uygulanıyor. Oralar misak-ı milli topraklarımız, gir çık değil. Giriyoruz, yerleşiyoruz, oraları tertemiz yapıyoruz. Bir daha Türkiye'nin güvenliği tehlikeye girmesin diye oralarda üs kuruyoruz. Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Kahraman Mehmetçiğimizin ayaklarına taş değmesin. Attığını vursun, vurduğunu yere
çaktırıversin. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar ve sayamadığım tüm Müslüman milletler ancak ve ancak Allah'a baş eğeriz. Bize kim baş eğdirebilir? Etrafımıza bir terör koridoru kurmak isteyenler bu yaptıkları oyunun içinde boğuluyorlar, boğulmaya devam edecekler. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler bin ölür, bin doğarız. Fransa, Türkiye Cezayir ilişkilerini öyle bir kıskanır seviyede açıklamalar yapıyor ki Fransız basını adeta çılgına dönüyor, deliye dönüyor. Fransız basını, Türkler Afrika'da, Batı Afrika'da, Mağrip'te inanılmaz derecede ilerliyor. Türkleri durduramıyoruz. Bizim Afrika'daki etkimiz azalıyor ama Türklerin etkisi her geçen gün daha da büyüyor. Büyüyecek inşallah. Daha da büyüyecek. Cezayir, yıllarca Fransa'nın sömürgesinde kalan ata toprakları. Cezayir'de 20 yıl önce 7 tane şirketimiz bulunmaktaydı. Bugün ise gelinen sayı inanılmaz, muhteşem. 1400 tane şirketimiz Cezayir'de faaliyet gösteriyor ve 30 bin kişiden fazla istihdam sağlıyoruz. Cezayir-Türkiye ilişkileri her geçen gün daha da artıyor. Diyorum ya, Cezayir, Libya, Türkiye, tüm bu bölgelerde bizler daha da güçleneceğiz, daha da olmaya devam edeceğiz. Çünkü oralar ata toprakları. Ata topraklarını yamyam Avrupa'ya bırakmayacağız inşallah. Putin, Zelenski, küreselciler 3. Dünya Savaşı'nın arifesinde yeni adımlar, yeni hamleler. Moskov yaptığı açıklamada harekatın ikinci aşamasına geçildiğini resmen duyurdu. İkinci aşama, yani birinci aşama bitti, ikinci aşama. Demek ki bunun 3'ü gelecek, 4'ü gelecek, 5'i gelecek. Ne zaman son bulacak? Şimdi Moskov harekatın ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Kremlin Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada biz bu harekatta sadece ikinci aşamaya geçtik, nükleer kullanmayacağız dedi. Nükleer. Ulan bunlar nükleeri çok fazla konuşmaya başladılar. Çok fazla gündeme geldi. Acaba. 3. 4. 5. artık son aşama hangi aşamaysa onda. Girdiği bu çıkmazdan çıkamayan Moskov nükleer mi kullanacak? Küreselciler hadi bakalım sıra nükleerde derse onu da kullanırlar. Allah korusun. Masumlar ve mazlumlar bu küreselcilerin elinde ne çekiyor? Tabii diğer taraftan Ukrayna Bayraktar TB2 görüntülerini kullanmamaya başladı. Hem de uzunca bir zamandır kullanmıyor. Yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır görüntüler kullanılmıyor. Savaşın ilk günlerinde bunlar ortaya çıktı. Ondan sonra bir anda kesildi. Şimdi iki olasılık iddia ediyor sevgili dostlar. Birincisi Bayraktar TB2'ler Kremlin elinde kalmadı ya da çok az sayıda var. Bitmek üzere. Onun için kullanmıyorlar. Bu zayıf bir iddia, zayıf bir ihtimal. Diğer bir iddia ise şu. Sayın Erdoğan Zelenski'den rica etti. Bunları kullanmayın. Çünkü Rusya ile aramız daha da kötü olmasın. Rusya'nın hiç de hoşuna gitmiyor bu görüntüleri görmek. Yapmayın. Bunu söylediği iddia ediliyor. Bu gelen talebin ardından Kiev görüntüleri kullanmıyor. Basına vermiyor. İddialar. Kremlin Putin ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Bunu duyan Rus tankları, Moskov tankları ölü taklidi yapmaya başladı. Ayaklar havada, namlular aşağıda. TB2'lerden ancak böyle kaçacağını düşünüyorsalar. Hadi bakalım. Ölüm ölmeye devam et. Moskov demişken Yunanistan Rus petrol tankerini tutukladı. Evet, el koydu. Pegasus tankerine mürettebatıyla beraber el koyan Yunanistan Rusya'ya resmi çekiyor. Yoksa çok fazla İngiliz'in gazına mı geldi, Avrupa'nın gazına mı geldi, Amerika'nın gazına mı geldi? Yunan bir çılgınlık daha yaptı. İlk olaraktan silah sistemleri gönderdi Kiev'e, ardından şimdi Rusya'nın petrol tanker gemisine el koydu. Tutukladı. Ne yapıyorsun lan Zirtaki? Yağmacılık mı yapıyorsun? Gemideki petrolü mü hortumluyorsun? Ulan hortumcular sizi. Ama Yunanistan'ın bu attığı adımlar ona hiç de iyi bir geri dönüşü olmayacak. Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Moskova hem Kıbrıs Rumlarına hem de Yunanistan'a çekim çektirecek. Onlara Moskova bayağı bir ayar verecektir. Türkiye'nin tezlerini daha da destekleyen yönde adımlar atacaktır. Putin, hadi bakalım. Geçiyorum Karabağ, can kardeş Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Moskov. Şimdi Ermenistan Karabağ bölgesindeki devşuk kafalar öyle açıklamalar yapıyor ki adeta kendilerini mıhlattıracaklar, tıpalattıracaklar, onu istiyorlar. Karabağ'da yaşayan Ermeniler, Moskov kafalılar yaptıkları açıklamada Karabağ'da bir referandum yapalım, Moskova'ya bağlanalım, onların bir şehri olalım. Bunu söylüyor. Şimdi diğer taraftan Ermenistan'da daha aklı başında olan Ermeniler, Ermeni basını yaptığı açıklamada yapılan haberlerde Karabağ'da yavaş yavaş Rus birlikleri çekilecek. Hani barış gücü birlikleri var ya, onlar yavaş yavaş çekilecekler. Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan polisi Karabağ'ı komple ama komple idaresini ele alacak. Ve Karabağ'da yaşayan Ermeniler de buna ister istemez ayak uyduracaklar diyor Ermenistan basını. Günün sonunda olacak olan odur zaten. Moskov bugün kalır, yarın kalır ama diğersi gün mutlak suretle çıkacaktır. Başka kaçar yolu yok. Zaten sizde aç çok
akıl varsa Karabağ'da yaşayan taşnak kafalılık, taşnak komutacıların düşündüğünü düşünen o kafalar. Açık sizde akıl varsa Azerbaycan ne derse onu yaparsınız. Yoksa SİHA eşeği modunda taşnak taşnak uçmaya devam edeceksiniz. Geçiyorum Libya ata topraklarına. Sizlere dün anlatmıştım videoda. Libya'da Hafter tarafı petrolü kesti. Fizan tarafındaki petrol kuyularından bir kısmını kesti ve Libya'nın ürettiği petrol düştü, azaldı. Şimdi bu Amerika'nın, Avrupa'nın, dünyanın hiç de hoşuna gitmeyecek tarzda açıklamalar, adımlar. Niye? Çünkü Hafter bir taraftan Fransa, o bir taraftan Mısır, diğer taraftan Baye, en köşe taraftan ise Rusya ile beraber ortak adımlar atıyor, ortak hamleler yapıyor. Türkiye bunun karşısında en baştan beri duruyor. Türkiye Libya'da güvenliği sağlıyor. Türkiye Libya'yı tekrardan ihya ve inşa ediyor. Şimdi bu petrol kesintileri, petrolün azaltılması, bu noktada Amerika, Avrupa tekrardan Türkiye'nin kapısını çalabilir. Nasıl çalacak? Libya'da Türkiye yarım bıraktığını tamamlattır diyecek. Ulusal mutabakat hükümeti güçleri bizlerin eğitip yetiştirdiği. Bizim eğitip yetiştirdiğimiz, evet, Libya'nın ordusunu Türkiye, Türk ordusu eğitiyor, yetiştiriyor, giyindiriyor, kuşandırıyor. Bir Türk askeri bir eğitip yetiştirip oraya, Libya'ya koyuyor. Aynı Somali askerleri eğittiğimiz gibi, aynı Katarlı askerleri eğittiğimiz gibi, aynı Suriye'deki ÖSO güçlerinin askerlerini eğittiğimiz gibi. Bunun bir noktada benzer adımları Libya'da devam ediyor. Amerika, Avrupa kapımıza gelecek. Yetiş Türkiye, yandık Türkiye, petrolümüz, gazımız kalmadı Türkiye. Libya'da yeni harekatlar, yeni operasyonlar başlat Türkiye mi diyecekler. Her an her şey olabilir diyorum ya size Libya'da. Libya'da kızılca kıyamet tekrardan kopmak üzere. Vatdiye'den kalkacak olan İHA'lı SİHA'lar, TİHA'lar, F-16'lar mıhlamaya hazır. Hafter, Halter, Şalter'in kapanacaktır elbet. Balkanlar, Bosna Hersek, Sırbistan, artan gerilimler ve Türkiye'nin olaylara müdahale etmesi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Balkanlarda artan gerilimin düşmesi için Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova arasında süren gelişmeler, süren bu sert adımların önlenmesi için Türkiye her daim önde olmuştur ve Türkiye Balkanlarda tekrar huzuru getirmek için büyük çaba sarf ediyor dedi. Evet, Balkanlarda bir ateş yakılmak isteniliyor. Hem Moskov hem de Joliler tarafından Türk aklı, Türk devlet aklı buna asla masla müsaade etmeyecektir. Ve etmiyoruz da. Balkanlarda yaptığımız hamleler, adımlar meyvesini vermeye başladı. Ne oldu? Dodik, Sırp başkan. Bosna Hersek'in Sırp başkanı Dodik yaptığı açıklamada Balkanlarda, Bosna Hersek'te yeni bir Sırp ordusu kurma, Bosna Hersek'te Sırp ordusu kurma adımını 6 ay ertelediğini duyurdu. Biliyorsunuz Bosna Hersek'in kendi ordusu var ama Bosna Hersek içinde 3 tane lider var. Boşnak lider, Sırp lider ve Hırvat lider. Bu 3 lider adeta 3 tane cumhurbaşkanı babında Bosna Hersek'te görevlerini görüyorlar. Ama bu Boşnak Hırvatların haricinde Sırplar kaşım kaşım kaşınmaya başlamışlardı. Gurtları artmıştı. Niye? Moskova onlara epeyce bir gaz vermişti. Moskova'dan aldıkları gazın gereği onlar da Bosna Hersek'te tekrardan hamleler ve adımlar atıyordu. Türkiye buna müsaade etmez. Sırplar Bosna Hersek'te yeni bir ordu, yeni bir polis birimi kurmak istiyordu. Buna katiyen karşıyız. Yapamazsınız dedik. Ve 6 aylığına bir geri adım geldi. Bakalım bu 6 aylık geri adım ilerleyen süreçte farklı bir noktaya mı gidecek? Farklı bir noktaya giderse karşılarında eski Türkiye'yi bulmazlar. Bu defa 90'larda Boşnak kardeşlerimize yaptığınızı sizlere yaptırtmayız, izin vermeyiz. Karşınızda bizi görürsünüz. Ey Sırp, akıllı, akıllı dur. Ah ah Rumeli, ata toprakları, ana vatanımız. Oralar elbet ama elbet tekrardan Türk bayrağı dalgalanacaktır. Batı Trakya, Güney Bulgaristan, Makedonya, tüm bu bölgelerde ve diğer Türk topraklarında elbet ama elbet tekrardan bayrağımız dalgalanacaktır. Rumeli'den, ata topraklarından, ana vatandan yalın ayak sürüldük. O zalimler, o yamyamlar biz oradan yalın ayak sürdüler ama güçlendik. Daha da güçleneceğiz ve öyle bir güçleneceğiz ki Allah Allah nidalarıyla, İHA'larla, SİHA'larla, JİHA'larla, milli muharip uçaklarımızla havadan, karadan, denizden öyle bir geleceğiz ki güller, güller açacak. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Çalışmaya, ilerlemeye devam. İlk hedefimiz Misak-ı Milli topraklarımız, Misak-ı Milli haritamız. Ardından diğer ata toprakları, ata yurtları. Geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla tekrardan geri geliyoruz. Yolumuz İlahi Kelimetullah, hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.